Bazı ortamlar zaten neşelidir. Başka katkıya gerek yoktur. Ve bulunduğun konum itibariyle kurbanın sen olması gereklidir. Bunu yapmazsan itici olman içten değildir. Immanuel Kant desem de bunu Korcan Cinemle demiştir. O yüzden Show Must Go On, Nasıl Trolledin Kral? Piramit. Piramit programında çok plan yapmadım. Sadece dans kısmı planlıydı. Dansı askerlik zamanında bir arkadaştan öğrendim. İzledim onu, çok komiğime gitti ve onu copy paste yaptım. Buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol moruk. Sayende renk kattık programa. Ama %20'sini kattık. Diğeri bende tabii ki. Onun dışında şöyle yorumlar geliyor. Sen trollendin diye yorumlar geliyor bazı gerizekalıların söylediği. Hayır abi, böyle insanlar genelde şöyle insanlardır. Gördüklerini konuşurlar, düşündüklerini değil. Yani sadece görürler, düşünmezler demek istiyorum burada ben onları. Ama işi bilenler, yani daha derine inenler, vurgun riskini görenler denize daha iyi dalarlar. Daha iyi olan dalgıçlar. Unutmayın ki derindeki değerli olan mücevherleri, elmasları, incileri daha iyi bulurlar, biliyorsunuz. Gerçekten bu bölümde sadece bu konu hakkında konuşabilirim, yani bu tarz insanların düşünce yapısından yani. Ama konuşmayacağım. Neyse, plan kısmına geçelim. Planlar şöyle abi. Zaten yarışmayı biliyorum, izledim. Tat alma kısmında bilerek uzattım. Yani yarışmadaki rekabet kısmını azaltarak, hani orada bir sürü süre geçirerek, yani tadı iyi, tadı hoşuma gittiğinde abarttım yani, bayağı bir yedim. Orası planlı. Yiyor mu, ne yapıyor? Yalıyor mu? Oo, neyi çok güzel. yalıyor? Oh ya, afiyet olsun. Rüzgar şey bu, böyle sıvı böyle. Yut 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 yut. Sıvı böyle, tatlı, sıvı tatlı. Şey var, gözler kapalıyken bence en komik kısım zaten o abi. Evrim Akın'la konuşmamız. Gözlerim kapalıyken zaten iyi bir izleyici orada anlar yani, hani her şeyin farkında olduğumu. Kendisine direkt yüzüne bakıp tam olarak nerede olduğunu bile bilmişim, tam olarak bulmuşum. Tam böyle yüz yüze gelmişiz zaten. Oradaki diyaloğumuz komik zaten. Orada zaten şey diyor, Gökhan şey diyor, iki çay alabilir miyiz diyor. O kısım iyi, gayet iyi. Onun dışında sunuculara geçecek olursak, Gökhan çok iyi bir adam, çok komikti. Gerçekten eğlence bazında iyi bir yarışmaydı. Evrim Akın'la zaten çok acayip uyuştu. Enerjilerimiz mükemmel uyuştu. Yani program zaten şeyle başladı ya. Ulan nasıl program bu dersin yani. Dansçılar geldi, erkek dansçılar geldi, köçekler geldi işte, pardon, şimdi erkek dans diyeceğim, striptizciyi sanacak millet. Köçekler geldi, işte kaşık maşık atıyoruz, yani program program olmaktan çıktı ya. Ben zaten para kısmını düşünmüyorum ya, iyi para veriyormuş sonra. Boş ver. Zaten şey yani, her şeyi biliyorum yani. Süreyi bilerek uzattıklarını, süre çoktan bitmiş, bir daha uzatıyorlar işte. Yani ne yapayım ben şimdi, orada durayım mı? Süre bitti, devam mı edindiğim yani? O zaman da yani şey olacak, iyi olmayacak, itici duracaksın. O yüzden devam edeceksin yani. Ama çok üst seviyede bir yarışma mı dersen, hayır, üst seviyede bir komedi olmadı. Trollerimin arasındaki kalburüstü bir troll oldu yani, çok da izlenilmedi zaten. Ben de hani çok şey yapmadım. Sonuçta koleksiyon olsun diye gittim bir yarışma. En azından bir kamuflajla bir yarışmam oldu diyebileceğim bir yarışma oldu. Neyse ya, işte böyledi ya. Nasıl Trollerin Kral Piramit burada bitti. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutma. Sıradaki program Nasıl Trollerin Kral Aşka Gel.
içten açma.